Ziyaretgahımız Ebu'l Vefa Hazretleri. Kendisi aslen Konyalı. Kitaplara göre İbn-i Vefa diye geçiyor. Bazen kendi asli isminin Vefa olduğu da rivayet edilir. 1910 yıllarında dünyaya gelmiş. İlk tahsillerini memleketinde alıyor. Daha sonra Edirne'ye geliyor. Edirne'de Debalar Camii İmam Mustafa'nın Efendi'den eğitim alıyor. Ondan sonra Bursa'da Abdülhatif-i Kutsi Hazretleri var. Zeyniye Tarikatı şeyhidir. Onun elinde tasavvuf terbiyesi alıyor. Bu şekilde kemale eriyor. Daha sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul fethedildikten sonra. İstanbul'da Vefa semti dediğimiz şu anki kendi adından semtte yerleşiyor. Bu semt o zamanlar Hristiyan halkın daha çok yaşadığı bir yer. Hristiyan halka daha çok İslam'ın haliyle yaşantısını anlatmaya çalışıyor. Hatta bu TGRT'nin yayınladığı Ebu Vefa Hazretleri'nin filminde de mesela süte su karıştıran bir Hristiyan vatandaştan bahsediyordu. Yani Hristiyan halka karşı gösterdiği kerametlerle meşhur olmuş. Fatih Sultan Mehmet kendisiyle görüşmek istiyor. Hani feyzinden faydalanmak istiyor. Kapısına geliyor onunla. Fakat o asla kabul etmiyor, görüşmek istemiyor. Çünkü diyor, ben onunla görüşürsem diyor, hem o diyor, hem ben diyor, yapacağımız diyor, hizmetleri diyor bu sefer sekteye uğratırız diyor. O yüzden diyor, görüşmememiz diyor, görüşmemizden daha iyidir. Hatta iki tarafta ağlıyor hatta bu görüşmemeden dolayı ama böyle olması gerekiyor diye karar vermiş. Bir gün ona deniliyor ki yani, dışarısı çok güzel hani, Allah rahmet eserlerini seyredelim, gelin diyor. O da diyor ki, bugün diyor, bir lokma daha fazla yiyeyim diyor, hani biraz gücüm olsun demiş. Böyle bir ifade kullanmış. Hatta Ebu Vefa Hazretleri diyorlar ki, şehre bir adam gelmiş, çok büyük kayaları kaldırabiliyor, çok ağır yükler taşıyabiliyor demiş. Bir ipliği kaldırmak demiş, kayaları taşımak daha zordur demiş. Ben diyor, bir abdest ipliğini kaldırabiliyor mu demiş. Asıl iş oradadır demiş. Gerçekten aslında insan böyle başkalarının yapamadığı işleri yaptığında kendini halka göstermek için çok rahat o tarz sıkıntılara katlanır, nefsi de buradan pay alır ama bir abdest ipliğini kaldırmak insan nefsine ağır geldiği için çok daha zordur. Yani orada o dersi de vermek istemiş. 1490 yılında vefat etmiş, 81 sene yaşadı aktarılır. Kabri Fatih semtinde Süleymaniye Camisi'nin hemen yakınındaki kendi adıyla anılan caminin avlusunda bulunmaktadır. Ruhuna el-Fatih.